Röportajı konserden sonra verseydin keşke. Programı uyacağız, ne yapalım? Gerginsin. Rahat bırak kendini. Çok güzel geçecek, inan bana. Şeydacığım. Tamam geliyorum. Milano'daki arkadaşım. Eşi ve arkadaşlarıyla seni dinlemeye geldiler. Ben bir hoş geldiniz diyeyim, tamam mı? Tamam. Sonra tanıştırırım seni. Abicim, şimdi ben de tam seni arayacaktım. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Evet. Bütün hazırlıklar tamam. Birazdan röportaj için gelecekler, bekliyorum. Hadi bakalım. Çok güzel geçer inşallah. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Çocuklar gelecek, onlara hazırlanıyorum. Şimdiden gözün aydın. Nasıl özledim yavrularımı bir bilsen. Ben de özledim aslanları. Afife, ne oldu, Cemil'le konuştun mu? Konserden sonra konuşalım istersen. Lamia niye gelmiş otele? Biliyorsun, söyle. Sana şu kadarını söyleyeyim. Lamia senin sandığın kadar masum bir kız değil. Abi. İlişkileri var. Birlikteler değil mi? Konuş Hafife, konuş. Cemil'e açık açık sordum. Net bir cevap vermedi. Lamia konusunda konuşmak istemediğini söyledi. Cemil susuyorsa bir şey var demektir. Aksi halde sırf benim canımı acıtmak için evet derdi. Bire bin katarak anlatırdı. Var Afife, bunların arasında bir şey var. Bence de. Kimsenin günahını almak istemem ama ben de emin oldum. Kahretsin. Sakin ol lütfen. Peki. Hadi canım, görüşürüz sonra. Görüşürüz. Efendim. Ne oluyor Kenan? Yok bir şey. Kiminle konuştun sen? Kötü bir haber falan mı aldın? Yeter. Soru sorma. Sorma. Bu ses ondan hiç hoşlanmıyorum. Lütfen benimle daha dikkatli konuş. Üstüme gelme sen de. Telefonu düşürdüm, tamam mı? Dikkatsizlik ettim, düşürdüm. Si. Accomodersi fuori per li tervista. Si. Thank you.
Bu geceden itibaren daha sistemli bir şekilde çalışmamız lazım. Artık sınav günü belli olduğuna göre kendimize bir program yapalım. Düzenli bir şekilde uyalım, tamam mı? Tamam. Sesin çıkmıyor Makbule. Neyin var kızım? Hiç yok bir şeyim. Vallahi yok baba. Kumanda nerede? Haberler var, duymuyoruz. Kazazedenin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdiler. Sırada güzel bir haber var sayın seyirciler. Ünü ülke sınırlarını aşan sanatçımız Hüseyin Kenan Ün, İtalya'da. Hüseyin Kenan Ün büyük ilgi görüyor. Bu akşam Roma'da vereceği konserin bütün biletleri satıldı. Bravo doğrusu. Konser salonunun önünde uzun kuyruklar oluşurken İtalyan basını da sanatçımıza geniş yer ayırdı. Birçok ulusal kanal Hüseyin Kenan Gün'ü ekranlarına çıkarmak için adeta yarıştılar. Vallahi bunları gördükçe göğsüm kabarıyor. Böyle bir sanatçıyla yakınlığımız olduğu için ayrıca gurur duyuyorum. Gece haberlerinde izleyebilirsiniz. Kısalım mı biraz? Kısa bir aranın ardından spor haberleriyle birlikte olur. Bu kadar ünlü olmasına rağmen çok mütevazı davranıyor. Roma'dan dönsünler, bir akşam yemeğe davet edelim. Ne lüzum var? Akraba sayılırız Lamia. Ağırlamak isterim. Geçen davet ettiğinizde nezaketen geliriz dedi. Bence bir daha davet etmeyin. Nasıl olsa gelmezler. Tabii canım. Onlar meşgul insanlar. Bize vakit ayıracaklarını hiç sanmam. Ben ikiniz de can atarsınız sanmıştım ama... madem istemiyorsunuz biz de çağırmayız o zaman.